Herkese merhabalar. Bugün böyle karşınıza çiçeklerle, böceklerle böyle oldukça geniş geniş çıktım. Çünkü dün benim doğum günümdü. Evim çiçek bahçesine çevrildi. Tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gündem çok yoğun. Yaklaşık 3 gündür çünkü herhangi bir program yapmadım. O yüzden de Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar'ın tüm gündemi var. Benim çok ilgimi çeken ve viral olan konular da var. Bunları genelde böyle Instagram'da görüyorsunuz ama YouTube mecralarında vesaire göremiyorsunuz. O yüzden şimdi kemerlerinizi sıkıca bağlayın. Konuşacağımız çok şey var. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Instagram'da Demet Işıl olarak beni takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz neler yaşadık? Başlayalım. Kayıp bir bebeğimiz var Nalin. Öncelikle onu paylaşmak istiyorum ve bu olaydaki tüm süreci anlatacağım size. Şimdi Diyarbakır'da 8 yaşında Narin Güran Kur'an kursuna gidiyor. Kur'an kursuna gitmeden önce annesine diyor ki anneciğim ben Kur'an kursu çıkışında amcamlara gideceğim. O yüzden beni aramana gerek yok. Orada olacağım. İşte onlar uzun süredir yoklardı ve gayet güzel oynamak istiyoruz. Beraber işte bir şeyler yapmak istiyoruz. O yüzden oraya gideceğim deyip Kur'an kursuna gidiyor ve Kur'an kursundan dönerken bir kamera, bir mobese kayıtlarında Narin'in gruptan böyle normal 4 kişi yan yana yürürken böyle bir anda ayrılarak gittiğini görüyoruz ve kendisine dair son görüntü bu. Evine yaklaşık 20 metre mesafede kayalıklar üzerinde bir kan lekeleri görüyor jandarma ve Narin'le ilgili Diyarbakır Valiliği de cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yalanlama gönderiyor. Şimdi Narin, Allah'ım yarabbim ben böyle çocuk haberlerine hiç dayanamıyorum bu arada. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe mahallesinde yaşayan çarşamba günü Kur'an kursuna giden küçücük 8 yaşında bir kızımız ayağında kırmızı terlikleriyle beraber ve aile kayıp ihbarından sonra araştırıyorlar, bakıyorlar ve sadece bir adet terliğe rastlıyorlar. Şimdi dün akşam bölgedeki sulama kanalının su seviyesi düşürülüyor, sulama kanalına bakılıyor, ondan sonra her yere bakılıyor yani sanki yer yarılmış içine girmiş gibi. Şimdi dün akşam bir tane hesapta şöyle bir şey okudum. Hangi hesap olduğunu bulamıyorum. Keşke screenshot alsaydım. İnşallah bulurum bu arada. Bir hanımefendi şöyle bir şey paylaşıyor. Diyor ki Narin amcasına gitti orada. Amcasının bu hafta düğünü vardı. Ve aslında evlenmek istediği kız evleniyor muydu ya da evlenmek istediği kişi evlenemiyor muydu neydi? Aslında aileyi terbiye etmek için ve bu düğünü ertelemek için kaçırıldı. Yani herhalde evlenecek kızın tarafını bilmiyorum. Ne olduğunu bilemiyorum. Şimdi genelde böyle işlerde hep aile içerisinden biri çıkıyor bu. İşte amcama gideceğim beni arama, ben onları çok özlemiştim, onlarla beraber olacağım falan gibi şeylerde insanlarda bir şüphe duygusu uyandırıyor. Tabii ki bilgi kirliliği çok fazla var. Şimdi ben tekrar bu Narin'in amcası evlenecekti olan yazıyı bulmaya çalışacağım size. Ama yok. Çünkü silinmiş. Dün ben bunu okuduğuma eminim. Henüz Narin'den bir haber yok. Hala daha arama kurtarma çalışmaları devam ediyormuş. Yani sabah saatlerinde işte sabah saat 12-13, 8 saat önce pardon. Şey olmuş, tekrar güncellenmiş haber. 2 saat önce de tekrar bulunduğuna dair bir paylaşım gelmiş. İşte siz bu videoyu izlediğinizde o 2 saatin üzerinde de işte bilmem kaç saat geçmiş olacak. Kendisine dair herhangi bir izi henüz bulamamışlar. Şimdi size dünyadan inanılmaz kafa yakacak bir hikayeyle devam ediyorum. Bugün Instagram bununla çalkalandı. Sabahtan beri ben bunu paylaşıyorum. Şey Scott'ın hikayesi. Kendisi bir eş, bir koca aslında ve 3 tane çocuğu var. Hatta koca koca çocukları var. Ve bir anda kendini kadın gibi hissetmeye başlıyor. Ve cinsiyet değiştirme ameliyatı oluyor. Buradaki hikayedeki en değişik taraf, en büyük desteği karısından alıyor olması. Ve çocuklarına hala baba diyebileceklerini söylemiş. Küçük oğlan annesine anne diye sesleniyormuş. Babaları, anneleri Amanda'nın kocası, karısı oluyor ve çok mutlular. Yani çok değişik bir şey yapısı var. Yani şöyle... Aslında kocası kadın şu anda ve ama evlilikleri devam ediyor. Yani ve anladığım kadarıyla kadın
koca oluyor. Hani oradaki o cinsiyet dağılımında. Hani aslında esas anne olan. Ve adam eş oluyor falan gibi böyle hani çocuklarıyla beraber böyle gerçekten bugün sosyal medyada paylaşıldığı gibi kafaları yakacak bir hikaye. Ya inanılmaz nefret kusuyorlar bu arada. Erkekken de aşırı yakışıklı. Çok çok değişik bir hikaye yani. Kocası karısı oluyor. Çocuklarda devam. Yani kimse baba demiyor. Herkes anne mi diyor. Çok değişik. Çok çok değişik bir hikaye. Ve evliliklerini aslında trans bir evlilik olarak devam ediyorlar. Yani sizin başınıza gelse ne olurdu? Gerçekten merak ediyorum. Çok değişik bir hikaye. Bugün gündemde tamamen bu var. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Araya böyle çok değişik bir hikaye soktuktan sonra şimdi çok 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 üzücü bir haberle devam ediyorum. Evli olduğu kadını öldürmeye çalışan erkek, cani erkek, 5 yaşındaki kızını öldürüyor. Çünkü kız araya giriyor ve annesini öldürmemesi için, ateşi açmaması için müdahale ediyor ve kızını öldürüyor. Arkadaşlar bu gerçekten cinsiyetçilik, bu şiddet, erkeğin kadına şiddeti, kadının erkeğe şiddeti, kadının kadına şiddeti, iş hayatındaki şiddet, böyle herkesin inanılmaz neydi bir şekilde pençelerini açıp devamlı bir para kazanma hırsı bizi çok kötüye doğru sürüklüyor. Ben inanamıyorum. Ben artık kadın cinayeti haberi görmeye dayanamıyorum. İnsanların çocuklarının önünde annelerini dövüyorsunuz, babalarını dövüyorsunuz. Ben böyle bir şeyi hayatımda görmedim. Bir insan annesini öldürecekken çocuğunu öldürüyor. Yani annesini öldürse okey miyiz yani? Gerçekten akıl alır gibi değil. Hakikaten. Bir diğer gelişme de Dilan Polat'ın hayat hikayesine film olacağı. Tabii hemen bir kahramanlaştırma çalışması yapılmaya başlanmış. Ondan sonra sanıyorum da herkes bundan oldukça da memnun anladığım kadarıyla. Yapılacak bir şey yok. Herkes dilediği gibi ve dilediği mutlulukta yaşamaya devam edebilir. Doğru tektir arkadaşlar. Doğru birdir. Ve bu doğrunun altı üstü öylesiydi de böylesiydi, öyleydi de böyleydiyse olmaz. O yüzden dileyen istediği gibi yaşayabilir. O her şeyden önce bir anne belli bir yere kadar çalışır. Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin mezarına araba çarpmış. Talihsizlik değil de ne? Kadersizlik değil de ne? Ne yani bu? Arkadaşlar Nail'in bir an önce bulunmasını diliyorum. Bugünün gündemleri ve viral olan konular bunlardı. Yani yine bambaşka bir gündemde yine karşınızda olacağım. Yorumlarımı katabildiğim kadar kattım ama en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi sizin kocanız, sizin karınız olmaya karar verse ne yapardınız? Bu önemli bir konu çünkü. Bu trans evliliğe girer mi, girmez mi? Yarın yepyeni bir videoyla görüşmek dileğiyle. Demet Işıl olarak kanalıma abone olmayı, Instagram'da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.